Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan iyi geceler diliyoruz. Manavgat Gündoğdu'da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin afet yönetim merkezinde yine tüm gün çok büyük hareketlilik yaşandı. Sabahın erken saatlerinde dün gece boyunca buraya teslim edilen yardım malzemeleri ihtiyaç bölgelerine hemen dağıtılmaya başlandı. Ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böceğin koordinasyonuyla gün içinde yapılacak olan şeyler sürekli toplantılarla planlandı. Başkanımız hem bu merkezde yapılması gerekenleri koordine ediyor hem de sahadan hiçbir zaman uzak kalmıyor. Fırsat buldukça, mümkün oldukça sahada mutlaka insanlarla görüşüp taleplerini birebir temas ederek onlardan alıyor. Bugün öğle saatlerinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu buradaydı. Olay yerini, afet bölgesini gözlemlerini yapmak üzere ziyaret etti. Bizim yaptığımız çalışmalar hakkında bilgiler edindi. Daha sonra basın açıklaması yaptı. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de buradaydı. O da içeride yaptığımız koordinasyon çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldıktan sonra basın açıklaması yaptı merkezimizde. Bugün gün doğmuştu, gün başlayan yangının çok fazla büyüdüğüne şahit olduk. Şahsen ben de oradaydım. Ciddi büyüklükte parça parça farklı alanlarda çıkmış büyük bir yangın var. Hayvanların tahliyesi hemen gerçekleştirilmek üzere harekete geçildi. Acil müdahaleler yapılması gerekiyorsa hayvanlara onlar gerçekleştirildi. Ve gün doğmuşta yaşayan vatandaşların da tahliyesi için harekete geçildi. Senir'de başlamıştı dün. Farklı bölgelerden sıçramalar dolayısıyla yayılan yangın ciddi boyutlara ulaştı. Halk kendi çabasıyla da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çünkü ambulansların ya da yangın söndürme araçlarının gidemeyeceği kadar dar ve zorlu yollar var. O yüzden ağaç kesme, ateşin atlamasını engellemek üzere yapılması gereken ne varsa canla başla çalışan vatandaşlarımız da var orada. Büyükşehir Belediyesi'ne destek olmak üzere. Büyükşehir Belediye'miz psikolojik destek programı da başlattı. Özellikle çocuklar için. Belli bölgelerdeki okulların müdürleriyle doğrudan iletişime geçip ihtiyacı olan çocuklara bu programı sağlamaya başladı. Yangından etkilenen vatandaşlarımız da hastanede yatanlarla da birebir görüşmeler sağladı belediyemizin bazı bürokratları. Hortum ihtiyacı olan bölgelerde hortum dağıtımı da yapıldı. Yem dağıtım merkezinde, Çeltikçi'de dünden önce kurulan yem dağıtım merkezinde de çalışmalar yoğun sürüyor. Hem orada yangından kurtarılmış çok güzel canlarımız var, hem de orada toplanan bütün yemler veteriner hekimlerimizle birlikte ve dağıtıcı ekiplerimizle birlikte muhtarlarımızla iletişime geçilerek köy köy, mahalle mahalle dolaşılarak ihtiyacı olan bölgelere dağıtılıyor. Ve hayvanların eğer tıbbi müdahaleye ihtiyacı varsa yerinde hemen o müdahale hayata geçiriliyor. Dün size söz etmiştim, güncel ihtiyaç listesini artık biz sosyal medya hesaplarımızdan aktif olarak tazeleyerek sürekli paylaşıyoruz sizinle. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye'mizin web sayfasında ihtiyacı olanlarla destek olmak isteyenleri bir araya getirdiğimiz bir platform var. www.antalya.ben.tr adresinde. Ben öncelikli olarak ihtiyaç duyulan malzemelerin listesini size söylemek istiyorum. Son listemiz, bugün için son listemiz bu. Çadır, battaniye ve yastık, nevresim, aydınlatma araçları, yani ışıldak, el feneri, pil, küçük büyük tüp, hijyen malzemeleri, temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri, ilk yardım malzemeleri, özellikle yanık kremi ve göz damlası, hasır, yer örtüsü, yemlik ve suluk, yonca, kesif yem, demir kazık, gölgelik file, peçete, ıslak mendil, kağıt tabak, bardak, termos, buz, kuru buz, strafor kutu, iç dış çocuk, kadın ve erkek kıyafet, çay ve şeker ve biberon. Bunlar bugün akşam son olarak netleşen ihtiyaç listemiz. ASAT'ın da bugün yoğun çalışması vardı yine sahada. Dün söylediğimiz gibi sadece iki mahallemiz kalmıştı içme suyuna sahip olamayan. Onlardan biri bugün öğleden önce içme suyuna kavuştu. Sırtköy'den söz ediyorum. Onun dışında düzenli yapılan işler bugün de devam etti. Depolara su aktarılması, arızalı olan pompaların tamiri, yıkılan yanan evlerin tesisatının körlemesi ki bu
suya çok ihtiyacımız olan şu günlerde çok önemli bir işlem. Bu detayı da atlamıyor ASAT. Elektrik verilemeyen yerlere jeneratörlerle pompa istasyonları kurularak içme suyunun sağlanması, itfaiye ve yangın söndürme araçlarının su dolumunun yapılması, hayvanların içme suyu da sağlanıyor. ASAT bu konuda da ihtiyacı olan, onlardan talep eden herkese hayvanların içmesi için de suyu ulaştırıyor. Ayrıca bugün aktif olan yangınları da söylemek istiyorum size. Şunu da belirtmek gerekiyor. Termal ısıya göre uydudan aldığımız son verilere göre söylüyorum. Çok farklı bölgelerde, farklı farklı alanlarda, küçük küçük de, büyük büyük de sürekli yangınlar çıkıyor. Ahmetler Mahallesi'nde vatandaşların tahliyesi gerçekleştirildi. Hasta nakil araçlarımız aktif bir şekilde bu arada her yerde çalışıyor. Güylen Mahallesi'nde bazı yerlere seyyar tuvaletler kuruldu ve bu seyyar tuvaletler ihtiyacı olan bölgeleri kurulmaya başlanacak. Aynı zamanda vidanjör ve temizlik işçisiyle birlikte bu desteği de hemen o bölgelere sağlıyoruz. Alanya'da Güzelbağ, Bayır, Bayır Kozarcı ve Ortakonuş'ta aktif olan yangınlar devam ediyor. Yayının başında söylediğimiz gibi dün Senir'de başlayan ve hızla yayılan Gündoğmuş bölgesinde Ümütlü, Çayırözü, Rasih Kaplan, Karaysa, Narağacı devam ediyor. Manavgat'ta Beydiğinde yollar kapatıldı. Oradaki yangın da inanılmaz büyük boyutlara ulaşmış durumda maalesef. Sırtköy, Yayla Alan, Hocaköy, Gebece, Ahmetler ve Güneykaya'da da yangınlar devam ediyor maalesef. Bugün için sizlere buradaki gelişmelerle ilgili verebileceğim bilgiler özet olarak bu kadar. Gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan gün içinde takip edebilirsiniz. İyi geceler diliyoruz.